Evet sevgili oğlaklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Mayıs ayında sevgili oğlakları neler bekliyormuş. Arkadaşlar çok özür dilerim, sesim birazcık böyle boğuk boğuk çıkıyor. Vallahi burada öyle bir güneş açtı falan, biz de böyle yaka bağır açık dolaşınca şifayı kaptık demek ki. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili oğlaklar için. Vay! Asaların prensi. Asaların prensi de arkadaşlar bu dönem sizi heyecanlandıracak bir takım olaylarla karşılaşacağınız, bir takım yeni şeyler keşfedeceğiniz bir dönemi sembolize ediyor. Yeni iş, yeni başlangıç, yeni proje ve rekabetçi olacağınız bir dönemi sembolize eder. Asaların prensi. Negatifi de nedir? Birazcık sabırsız olabilirsiniz bu dönemde sevgili oğlaklar. Hadi bakalım ikinci kartımızla devam edelim. Kılıçların ası. Ne demiştik? Aslar önündeki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren kartlardır. Arkadaşlar bakın, bir tarafta zeytin, bir tarafta da şey var. Palmiye yaprağı. Bu dönem inisiyatif alacağınız bir dönem. Aynı zamanda bir takım haberler alacağınız, iyi haberler alacağınız, bir takım duyumlar, bir takım yazışmalar, işle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Bayağı bir yoğun böyle yazışma trafiğinde olacağınız bir dönem. Aynı zamanda da bu dönemde sizinle barışmak isteyene, bir adım atana sizin 100 adım gideceğiniz, fakat sizinle savaşmak isteyeni ikiye böleceğiniz bir dönem diyebiliriz. Hayatınızdaki artık bazı şeylerin artık netliğe kavuşacağını sembolize eden bir karttır aslında bu. Aynı zamanda da inisiyatif alacağınız bir dönemi sembolize eder. Özellikle yeni fikir ve internet işi. Eğer internet işiyle alakalı bir takım girişim planlarınız varsa bu dönem tam zamanı diyebiliriz sevgili oğlaklar için. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız. Üçüncü kartımız da diyor ki yalnız çok fazla ve stresli çalışacaksın. Ve o yüzden de çalışırken birazcık konforuna da önem ver. Çünkü sırt, boyun ve baş bölgesinde kronik ağrılar hissedebilirsin der. Yani bu kartların kombinasyonuna bakarsak. Aynı zamanda da çoğu insan korkar kılıçların dokuzusundan da, yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz kartları. O yüzden de diyebiliriz ki her karanlık aydınlığa çıkar sevgili oğlaklar ve aklınızın karışık olacağı, aynı zamanda negatifte metresi sembolize eder. Sizin metres konumunda olabileceğiniz veya ilişkinizde partnerinizin ekstra uzun dönemdir görüştüğü bir başka bayan veyahut erkek olduğunun farkına varacağınız bir dönem. Aynı zamanda da bu dönem özellikle panik atağı olan arkadaşlar içinse uyarı kartıdır. Der ki bu dönem bak çok çalışacaksın, strese de maruz kalabilirsin, fakat ne olursa olsun pozitif ol. Çünkü panik atak aralıkların sıkılaşabilir strese bağlı olarak der bu kart. Hadi bakalım dördüncü kartımız. Kabala'da cuma gününü ve doğuyu sembolize eder aslında. İmperatrice kartı. Yani demek ki bu kart kılıçların dokuzlusunun enerjisi direktman düşüyor. Çünkü zaten 3 tane gayet pozitif kart. Demek ki o kartta işte uyarı babında aslında bizler için. Yani çok fazla kafaya bir şey takma. Şey ol, yani pozitif ol. Arkadaşlar ne diyeyim ki? İmperatrice kartı. Kar, bolluk, zevk, şehvet, libido tavan yapması, bayanların kendini inanılmaz derecede seksi hissedeceği, beylerin kendini inanılmaz derecede karizmatik hissedeceği, özgüvenli, bayanların ve beylerin inanılmaz derecede özgüvenli olacağı bir dönemi sembolize eder.
özellikle hanımların kendini çok daha kadınsı hissedeceği bir dönem. Doğurganlık. Doğurganlığı sembolize eder aynı zamanda. Eğer çocuk planlarınız varsa bu dönem tam zamanı. Çünkü tam doğurgan dönemi işaret ediyor bizler için. İmperatrişe kartı aynı zamanda güzellikle alakalı bir takım prosedürler yapabilirsiniz bu dönemde. Ne bileyim işte botoks yaptırırsınız dişlerinize vesaire, küçük böyle operasyonlar girebilir hayatınıza bu dönemde. Özellikle sanat, stilistlikle uğraşan arkadaşlar için, modayla uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır. Çünkü yaratıcılığın had safhada olduğu dönemi sembolize eder İmperatrişe kartı. Aynı zamanda aslında tarımla uğraşan, tamam moda ve sanat da var. Fakat en böyle hani ne deseniz bana tarım derim, tarımla uğraşan arkadaşlar derim. Çünkü hasatın inanılmaz bereketli olacağını sembolize eder bu kart aynı zamanda. Hadi bakalım 4-5. Beşinci kartımız Tılsımların Şövalyesi. Arkadaşlar ay burnum kızarmış yani artık şifaya kaptığımdan dolayı çok özür diliyorum. Arada burnumu çekmek zorunda kalıyorum. Tılsımların Şövalyesi. Tılsımların Şövalyesi de nedir? İnanılmaz derecede verimli olacağınız, çalışkan olacağınız bir dönemi sembolize eder. Çok çalışacağınız yani hani hakikaten bayağı çalışacağınız bir dönemi sembolize ediyor. Sorumluluklar alacağınız dönemi sembolize ediyor. Aynı zamanda da diyor ki uyarıyor kart. Ay yine esneme geldi. Çok özür diliyorum. Kart diyor ki bu dönem borç vermekten veyahut yatırım yapmaktan kaçın. Çünkü paranı çok yavaş geri alacaksın. Yani istediğin kadar sana dönüşü çabuk olmayacak bu paranın. Sabit gelir ve risksiz bir hayat der aslında bu kart. Aynı zamanda karşımızdaki kişinin ve bazı konularda da çok böyle inceleyip sık dokuyacağınız bir dönem sizler için. Çok uzun düşüneceksiniz bazı konular hakkında. Karşımızdaki kişinin karakterini entegre edersek ne diyebiliriz? İşte verimlidir, inanılmaz verimlidir. İnanılmaz verimli bir şekilde çalışır. Çok çalışır hatta. İş takıntılı olabilir bu kişi. 30 artıdır yaş skalası olarak. Yavaş yatırım, uzun yatırım yapmayı sever bu kişi. Ve hakikaten yatırım yapmadan önce de bayağı bir inceler. Ondan sonra yatırım yapması gerekiyorsa yapar yatırımını. Ve olduğundan yaşlı gözükür. 3-5. Altıncı kartımız sevgili oğlaklar için. Sevgili oğlaklar, her ne olursa olsun kılıçların ikilisi bu Mayıs ayında kesinlikle ve kesinlikle bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. İşle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir veyahut evlilikle alakalı olabilir. Evlenme veyahut evliliği bitirme veyahut ilişkiyi bitirme veyahut işten çıkma veyahut yeni bir iş. Bu kart der ki seçim yapmalısın. Korkma, nasıl hissediyorsan öyle yap, neyi seviyorsan onu yap der bu kart bizlere. Aynı zamanda ilişkide kavgayı sembolize eder. Bir, ikincisi de eğer birisinden hoşlandıysanız ve bu kişiye açılmamışsanız henüz bu kart der ki birazcık bekle, şu an o kişi ilişkiye hazır değil der. Son kartımız sevgili oğlaklar için. Esnemeden bitirebilirim inşallah sevgili oğlaklar. Tılsımların dörtlüsü. Tılsımların dörtlüsü komünikasyon, konuşma. Devamlı böyle insanlarla
bir iletişim içinde olacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Pasif yatırım, pasif kazanç. Eğer pasif kazanç yatırımı yapmak istiyorsanız, çünkü pasif kazanç da nedir? Ufak ufak gelir. Çok büyük büyük meblağlar gelmez. O yüzden de pasif yatırım yapmak için tam zamanı diyebiliriz. Aynı zamanda da bu kart der ki mirasla alakalı bir takım şeylerle uğraşabilirsin bu dönemde. Kartın mottosu şeydir aslında. Harcadığından çok daha fazla kazanırsın der bu kart. Ama her zaman ve her zaman paranın şeyine, ahengine katılıp negatifinde hunharca para harcama der ve para kaybı der. Ay sonunu eğer dikkat etmezseniz ay sonunu getiremeyebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, para konusunda kendinize karşı gayet böyle eli açık, başkalarına karşı da cimri demeyelim de birazcık tutumlu olacağınız bir dönem aynı zamanda. 3 6 7 Evet sevgili oğlaklar, sizler için Mayıs 2024 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmenizi dileğiyle, hoşça kalın.